Mustafa bəy, çox təşəkkür edirəm proqramımıza qatıldığınıza görə. Prezident Biden yanvarın 20-sində hakimiyyətdən getməzdən əvvəl Kongresdən Ukrayna üçün əlavə 24 milyard dollar ayrılmasını istəyib. Bu həftə dövlət katibi Blinken Ukraynaya 725 milyon dollarlıq təhlükəsizlik paketi ayrıldığını elan edib. Eyni zamanda Biden administrasiyası keçən ay ilk dəfə olaraq Kiyevə Amerika silahlarından Rusiyanın daxilində hədəflərə zərbələr endirmək üçün istifadə etməyə icazə verib. Bütün bunlar müharibənin hazırda gedişinə necə təsir göstərə bilər? Təbii ki, biz yardımlardan çox memnunuz, minnətdarız. Amma Batı ölkələr şunu unutmamalı ki, bu savaş yalnız Ukraynanın savaşı deyil. Eğer Rusya bu savaşı kazanırsa, Batı ülkelerinin ve Amerika'nın da büyük problemleri olacak. O sebepten elbette tabi olarak Batı ülkeleri, Amerika birinci sırada bize yardım etmelidir. Ama maalesef yardım daima geç geliyor ve yeterli kadar gelmiyor. Karşımızda o kadar canavar, vahşi devlet, tek başına kalmamız bizim için ölümdür. Onun için elbette ve bizim bu seçimlerde büyük sakıncalarımız vardı. Çünkü bu seçim kampanyası esnasında Trump çok tuhaf açıklamalar yaptı. Daha 16 yılında da böyle demişti. Ya Kırım Ruslarındır, Kırım'dan vazgeçmez gibi şeyler söylemişti. Onun için biz umut etmiştik ki Biden ya da Biden olmasa Kamala Harris kazanırdı ama Amerika halkının iradesi böyleymiş. Trump'ı seçtiler. Ve şimdi bakıyoruz ne olacak? 20. Ocak'tan sonra davranışları nasıl olacak? İşte böyle sakıncalar içerisindeyiz şimdi. Çünkü o taraftan, Beyaz Ev'den bazı açıklamalar geliyor. Tam Trump'ın kendi fikri değil de onun yardımcıları ya da danışmanları bir şeyler söylüyorlar. Elbette bu Ukrayna halkı içerisinde çok rahatsızlık yaratıyor. Bu həftə Brüsseldə NATO Xarici İşlər Nazirlərinin görüşündə Ukraynaya hərbi dəstəyin artırılması müzakirə edilib. Prezident Zelenski bildirib ki, NATO üzvlüyünə dəvət Ukraynanın müharibənin sona çatması üçün danışıqlarda mövqeyini əsaslı şəkildə dəyişə bilər. NATO liderləri dəfələrlə Ukraynanın gələcəyinin NATO'da olduğunu, lakin Rusiya ilə müharibə davam etdiyi zaman ölkənin alyansa üzv ola bilməyəcəyini bildiriblər. Ukraynanın danışıqlarda mövqeyi necə gücləndirilə bilər? Bunun üçün hansı addımlar atılmalıdır? Bakın, bizim aslında daima Ukrayna bağımsızlığını ilan ettikten sonra esas güvencimiz Batı ülkelerdi. Onun için biz 1996 yılında nükleer silahtan vazgeçtik. Ve garantör olarak nükleer silah sahibi olan ülkeler, Amerika'da bu sırada, İngiltere, Fransa, bizim toprak bütünlüğümüzü ve bağımsızlığımızı garantörüydü. Tamam, onların, bu garantörler arasında birisi Rusya, garantör değil de saldırıcı olup çıktı. Ama başka ülkeleri o gereğini yerine getirmeleri iyiydi. Savaş, büyük savaş, Kırım işgal edildi. Biz bekliyorduk. Şimdi tez ve sert cevaplar olacak, hareketler olacak. Olmadı. Yalnız işte çok iyi olmadı. Biz kınıyoruz bunu. Böyle şey yapılmıyor. Ama 22. yıl Şubat ayında büyük saldırı olduktan sonra bize silah vermediler. Amerika'da tek verilse işte o ilaçlar, bir şey giyimler ama bize karşı o kadar hareketler atıldı. Ama neyse de sonunda civilinler bile vermeye biraz sakındılar. Sonra vermeye başladılar. Zamanında silah, şimdiki kadar silah verilmiş olsaydı bu toprak işgal olmayacaktı. Ben de söylemek istediğim, elbet yardımlar için çok minnettarız, sağ olsunlar. Ama o yardımı yeterli kadar ve zamanında verilmesi lazım.
Biz 23 yılında aslında Kırım'ı işgalden kurtarmaya hazırdık. Ama beklemedik yarım yıla kadar bu yardımı durdurulacağını. Ve burada oturup da adamlar ölüyor burada. Ya kongre ne zaman, bir aydan sonra toplanacak. Onların tatilleri varmış. Ama binlerce insanlarımız ölüyor. Öyle davranış olmaz ya. Neyse. Buna gayrı şimdi çok söylentiler, o yankı yarattı. Zelenski bir yerde söylemiş ya, biz eğer nükleer silahtan vazgeçmiş olmasaydık, Ruslar böyle saldırı yapmazlardı. Bunu başka bir şekilde değerlendirdiler. Sanki biz şimdi nükleer silah sahibi olmak istiyoruz. Onu, aslında bu da bir çıkış. Eğer bize bir kimse yardım edip olamayacak olsa onu da deneyebiliriz. Nasıldır bu Kuzey Kore'ye nükleer silahı üretiyor da kocaman Ukrayna yapılamaz mı? Yapar tabii ki. Ama biz güveniyoruz. Bu aldığımız kararlara sahip olmaya çalışıyoruz. Ama Ukrayna ölüm kalım arasında tercih edecek olsa elbette elimizden gelen her şeyi yapmaya hazırız. Prezident Zelenski bildirib ki, Ukraynada müharibənin sona çatması həm də beynəlxalq səhnədə baş verənlərdən asılıdır. Hazırda Ukraynada müharibə ilə yanaşı, yaxın şərqdə münaqişədə eskalasiya artır, İsrail və İranın dəstəklədiyi proksi qüvvələr arasında münaqişə davam edir. İran Rusiyanı Ukraynada müharibədə istifadə etmək üçün dronlarla təmin edib. Hazırda Şimali Koreyadan Rusiyaya hərbi dəstək verilir. Bu hadiseler fonunda Ukrayna'da müharibənin sona çatması necə görünür? Tabii o İranların, şimdi bizim insanlarımızı o İran şehitlerinden öldürüyorlar. Kuzey Kore'de Kursk'a yakın getirmişler. 12 bine yakın askerleri de var. Bütün o ellerinde olan Sovyet bu tankları, şeyleri, roketleri gönderiyor Kuzey Kore'ye. Elbette bu savaş genişleşmesine bir sebep oluyor. Böyle devam edecek olsa, ama bakınız, bu Putin'i destekleyen hep böyle izgoy, yani bu hiç demokratik olmayan böyle ülkeler destekliyor. Yakın zamanlarda şimdi bu Taliban'ı da şimdi terörist olarak ilan edilmiştir Rusya'da, şimdi bunu iptal edecekler. Belki de Taliban'ların da buraya savaşa çekmeye çalışacaklar. İşte böyle karşımızda böyle rejim. Buna göre elbette Batı ülkelerden daha aktif olmalarını istedik. Ama gelen destek yeterli kadar değil. Onlar 10 raket atsalar biz karşılığına 23 yılında bu yardım toplandığı zaman 10 ateşi bir ateş cevap vermeye imkanımız vardı. Şimdi 10 ateşi 5 ateş yapabiliriz. Çünkü yeterli kadar değil silah bizim elimizde. O kadar yalvardık da müsaade veriniz de bu uzun menzilli raketleri. Çünkü uzaktan bizi vuruyorlar. Yok, olmaz çünkü savaş genişlenir. Demek oradan bizi vurmaya, bizi insanlarımızı, çocuklarımızı öldürmeye müsaade var. Biz işe karşılık vermek mümkün değil çünkü savaş genişleyecek. Böyle mantıkla nasıl olacak bu dünya? Mustafa Bey, siz bundan önce Birleşmiş Ştatlarda Donald Trump'ın prezident seçilmesinden sonra gözlentilere toxundunuz. Prezident seçilmiş Trump müharibəyə son qoyacağını bildirib. Ukrayna xalqının gözləntiləri nədir? Son sorğular insanların müharibədən yorulduğunu göstərir. Əsas gözləntilər hazırda nədən ibarətdir? Elbəttə, çox yoruldular. İnsanlar çox ölüyor. Elbəttə, bizim tərəfdən ölülər belki 4-5 kez azdır. Rusiya aslında ölümə göndərirlər. O Kucuma gönderilen bu askerler, bizim sınırı Ukrayna toprağına gelen Rus askerleri pek çok yaşasalar bir hafta iki hafta yaşıyorlar. Ama onların böyle simülasyonları var, büyük para veriyorlar onlara. Hayat içerisinde görmeyen paraları veriyorlar. Gerçekten veriyorlar mı bilmiyorum ama böyle hiç olmadık da böyle vaat ediyorlar.
Bizde öyle imkanı yok. Biz paranın, biz yalnız patriotik bile elimizden gelen kadar bir para veriyoruz. Bu bakımdan elbette Rusların imkanları daha fazla. Ama eğer sosyal böyle araştırma yaptığımız zaman Ukrayna halkının %90'ı savaş tüm topraklar işgal olan topraklar boşaltılıncaya kadar devam etmesi taraftarları. Evet, ne olsa olsun savaşı durduralım diyenler de var ama orada da çok azınlık var. Mustafa Bey, Kırım Tatarlarının hansı gözlentileri var? Ben bir hafta önce Türkiye'deydim. O MİT Başkanı, Milli İstihbarat Başkanı'nın görüştük. Parlamento Başkanı'nın görüştük. Ben onlara dedim ki bakın Tayyip Bey orada yoktu, ona görüş bulamadık. Biz dedim Tayyip Bey'e söyleyiniz de onun arası Trump'ın çok iyi. Galiba Trump Kırım Yarımadası'nın önemini, orada kökenli halk olduğunu, eğer işgal devam edecek olsa, bu toprak kurtarılmayacak olsa aslında Kırım Tatar halkı için bu ölümdür. İşte onu Trump'a anlatmak için onu Recep Tayyip Erdoğan'dan rica ettik. Ya da dedik ki bana teklif ediniz de Kırım Tatar Milli Meclis Başkanı'nı davet etsin, ona görüşsün de. Ve Kırım'la ilgili hep sorulara o cevap verebilirdi. Bizim için bu çok önemli. Şimdi bombardımanlar Ukrayna'nın ana topraklarını Kırım Yarımadası'na da ateş yapıyoruz. Esas olarak askeri depoları. Benden soruyorlar ya Kırım Tatar halkı buna nasıl bakmıyor? Biz ateş açtığımızı. Ben dedim şikayet ediyorlar bizim insanlarımız. Ama şikayetler böyle. Neden daima Sivastopol'e atıyorlar? Ya bizim bölgemizde de var bunların depoları. Ne için bize atmıyorlar da böyle şikayet ediyorlar. Yani Kırım Tatar halkı bekliyor bunu. Ne olsa olsun yalnız çünkü anlıyoruz Kırım Tatar halkının eğer işgalden kurtarılmazsa bu Kırım geleceği hiç yoktur. Ya mankurt olacak kalanları ya büyük çoğunluğu yine de kendi topraklarını terk edip başka ülkelere gidecekler.